Evet sevgili arkadaşlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe transfer gündemi yoğun. Şimdi ben size önce Ertuğrul Taşkıran'ın birkaç cümlesiyle açılış yapmak istiyorum. Diyor ki Berke'ye eleştirilerin olması normal. Fenerbahçe büyük bir camia, biliyorsunuz Berke Özer, kaleci Berke Özer. Özellikle Sivasspor maçından sonra yerden yere vuruldu. Fenerbahçe büyük bir camia, Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Ben de altyapısında yetiştim, yaklaşık 10-11 yıl bu camianın içinde bulundum ve üzerimde o armayı taşıdım. Sorumlulukları çok fazla, bu gerçek. Bir maçta yaptığım bir kurtarış seni göklere çıkartıyor. Aslında bu da gerçekçi değil. Yaptığım bir hatada çok ağır eleştirilere maruz kalıyorsun. Bu da gerçekçi değil. O doğrultuda çok çalışacaksın. Kaleciliğin anahtarı bu. Bitmiyor. Kalecilikte istikrar gerekiyor. Genç kalecilerden özellikle inişler, çıkışlar olması çok normal. Kalecilik tecrübeyle doğru orantılı. Çok takılmadan doğru olanları, sana faydası olan eleştirileri dinleyeceksin. Aynı şekilde çalışmaya devam edip yolunu bulacaksın diyor. Eski kalecilerimizden, altyapımızdan çıkan kalecilerden Ertuğrul Taşkıran. Niye kaleciyle başladım? Çünkü kaleci konuşacağız. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Nurullah ile alakalı olarak söylentiler olabilir. Ancak bize resmi bir teklif gelmedi. Menajerler böyle haberleri ortaya atıyor, yayıyorlar. Sonra da Fenerbahçe'ye gidip isterseniz size Samsunspor'dan Nurullah'ı getirebiliriz diyorlar. Bunlar klasik menajer oyunları. Bunları hiç dikkate almıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç benim arkadaşım. Birbirimizle görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz. O nedenle Fenerbahçe'nin öyle bir talebi olduğunda Başkan Ali Koç beni direkt arar, konuşuruz diyor arkadaşlar. Nurullah'la ilgili. Ya. Gördünüz mü? Bazı arkadaşlar, duyumcu arkadaşlar, size söylüyorum. Hocam niye Berke'yle açılış yaptın? Arkadaşlar, muhtemelen artık Berke Özer defteri Fenerbahçe'de kapanacak. Artık şu defter açılacak. Maalesef. Bakınız, ekrana koydum. Şimdi Sinan Bolat gündeme bomba gibi düştü. Gündeme bomba gibi düştü. Meşhur bir duyumcu Fenerbahçe ve Gent, Sinan Bolat transferi için 600 bin euro karşılığında anlaşmaya vardı diye bir haber verdi. Ve Sinan Bolat'a 2,5 yıllık sözleşme teklif etti Fenerbahçe diye. Oyuncuyla da görüşmeler başladı diye bir duyum verdi. Bakın, bildiğiniz Sinan Bolat'a, yanlış anlamayın. Bildiğiniz Sinan Bolat. Fenerbahçe bu arkadaş için 600 bin euro bonservis bedeli verecekmiş ve işte 2,5 yıllık sözleşme imzalanacakmış. Yani sözleşme teklif edilmiş. Şimdi mantık olarak Berke üzerinde Fenerbahçe'nin yeni teklifini reddettiği konuşulacaktır. Çünkü o kadar ağır küfürler, o kadar ağır hakaretler, muhtemelen ben sözleşme uzatmak istemiyorum diyecektir. Hani Sivasspor maçından sonra, değil mi? Aldığı mesajlar, sosyal medya hesaplarını kapatması. Fenerbahçe taraftarı maalesef başkalaşıyor ya. Özellikle hani hepsinden bahsetmiyorum ama %1'lik bile olsa bir kesim var. Bu kesim o kadar ağır laflar, o kadar ağır tepkiler veriyor ki. Yani Allah onların bin türlü belasını versin. Gerçekten bak. Fenerbahçe'ye yakışmayan şeyler, hani küfürler, hakaretler. Bakın arkadaşlar, bu baskı, bu taraftar baskısı yüzünden sözleşme yenilemeyeceğini yönetime söylüyor. Yenilemek istemediğini söylüyor. Hani ben vazgeçtim, gitmek istiyorum diyor. Şimdi ve Fenerbahçe yönetimi de Sinan Bolat'ı ortaya atıyor. Sinan Bolat'ın kendi demiş ki iki kulüp benimle resmi olarak ilgileniyor. Bunu da Gent'e bildirdiler. Ne olacağını göreceğiz. 24 saat içinde çok şey olabilir. Bunun dışında pek konuşmak istemiyorum. Aksi takdirde çok fazla kargaşa çıkar demiş. Sinan Bolat'ın şeyine girin. Transfer marketine girin. Yani girin. Sinan Bolat'ın transfer marketinde eşek kadar transfer ücretleri yazıyor. Kariyeri boyunca toplam 150 bin euro bonservis bedeli ödenmiş olan bir kaleciden bahsediyoruz. Yaşı 33 ve 600 bin euro bonservis. Şimdi benim aklıma iki şey geliyor. Birincisi, Ali Koç Fenerbahçe düşmanı bir şahıs. Fenerbahçe'yi baltalamak, batırmak, yok etmek istiyor. Hani birilerinin Fenerbahçe'yi ele geçirip yok etmeye
çabalarının sonuçsuz kalmasını zoruna gidip epey bir şekilde şiddetli bir şekilde Fenerbahçe'yi mahvetmek istiyor. Bu birincisi ki ben bunu düşünmüyorum. Böyle olacağına kesinlikle ihtimal vermiyorum. Ali Koç Fenerbahçe düşmanı olamaz. İmkanı yok. İkincisi Fenerbahçe taraftarına bir mesaj veriyor. Eğer siz benim elimdeki gençlere bunu yaparsanız ben de giderim size bunları reva görürüm. Ve ben de size bunları reva görürüm diye. Fenerbahçe taraftarına aslında bir mesaj veriyor. Bence bu bir mesajdır. Bakın eğer siz elimdeki gençleri böyle hakaretler, küfürler, tehditler, şantajlar, ağır sözlerle mahvederseniz ben de sizi mahvederim. Bakın çok garip değil mi? Vitor Pereira Mesut Özil'den 7 gol 2 asistlik bir katkı almış. İrfan Can Kahveci sezon başında 2 kere sakatlandı. 1 gol 4 asist. 1 gol 4 asist ama adama adı ne oldu? İşte yetenekli topçu düşmanı. Değil mi? Öyle dedi. Yıldız düşmanı. Yani yıldız düşmanı. Yani aynısı Aykut Kocaman'a söyleniyor işte. Alex de Souza'nın onunla ilgili konuşmaları yapıyor Aykut Kocaman. Diyor ki en çok benim zamanımda oynadı. En çok bende iyi istatistik yakaladı diyor. Ama Alex düşmanı ilan edildi. Aynı Vitor Pereira Arda Güler'e, Muhammed Gümüşkaya forma şansı verdi. Son sezonları araştırın belki de son 20 sezonda altyapıdan çıkan futbolculara en fazla süre tanıyan isim Vitor Pereira oldu. O kadar maç üzerinde söylüyorum. 10 haftayı baz alın. Ama sırf Burak Kapacak oynatılmıyor diye genç düşmanı ilan edildi. Biz hiç şunu söylemedik ya futbolcuda da sorun olabilir diye. Ben şimdi diyorum ki tarafta da sorun var. Ben Sinan Bolat'ın geleceğini falan düşünmüyorum. Fenerbahçe yönetiminin Fenerbahçe taraftarına bir mesaj olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu mesaj yerini bulur. Geçelim sıradaki konumuza. Yakışıklı bir kardeşimiz ekranda bekliyor. Beni de konuşun. Ne olur beni de konuşun. Arkadaşlar beklenen kar şu anda yağıyor diye onu bekliyor. İşleyen Konan. Konan konusunda ben size ne dedim? Eğer Fenerbahçe yönetimi, yani beni yalancı çıkarmayacağını bilsem %100 Konan bizde derim. Kapını verin. Açıklayın. Ama Fenerbahçe yönetimi o kadar nasıldır saçmalıyor ki Konan'ın menajeri imza parasında diretti. Ve imza parasında geri adım atmıyor arkadaşlar. Bakın menajer imzada geri adım atmıyor. Kulüpler arasında transfer bitti. Kulüpler anlaştı ama menajere takıldılar. Yani iki taraf arasında görüşmeler sürüyor ama menajere takıldık. Bakın Fenerbahçe Konan'ın kulübüyle 1,5 milyon euroya anlaştı diyor. Ben 400 bin euro diyebiliyorum. Artısını bilemem. Hani belki futbolcunun almadığı para vardır. Fenerbahçe onu verecektir. Hani alacaklarından feragat etti falan filan olay oluyor. Ben 400 bin euro diyebiliyorum. Ama 1,5 milyon euro diyorlar. Hadi 1,5 olsun. Oyuncum 4 ay sonra serbest kalacak diyor. Ve imza parası istiyorum diyor. İstediği imza parasında 1 milyon eurodan fazla olduğu söylentiler arasında. Oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama iş şu anda tamamen oyuncunun temsilcisine kaldı. Size soruyorum şimdi Konan gelir mi gelmez mi? Hadi buyurun. Hadi buyurun. Aynı zamanda Fenerbahçe mesela Antalya'daki kamp çalışmalarını bugün sonlandırdı. Saat 10'da son idmanı yapıldı. 14'te Antalya Havalimanı'na kalkacak özel uçakla İstanbul'a hareket edilecek. Ancak hava şartları inşallah izin verecektir. Bakın şöyle bir gerçek var. Zaman dar. Yabancı kontenjanı dolu. Dolu. Gitmek istemiyorlar. Çünkü sözleşmeler çok iyi. Fenerbahçe almak istiyor. Yani şu anda kilit. Her şey Fenerbahçe'nin aleyhinde. Şu anda her şey Fenerbahçe'nin aleyhinde. Peki hocam biz Konan'ı alamazsak Uğur Çiftçi. Ne güne duruyor Uğur Çiftçi? Ben hatta Uğur Çiftçi'yi şu yüzden konuşuyorlar zannediyorum yani yanlış anlamayın. Bak Konan'ın menajeri bizim elimizin altında hazır adam var diye. Çünkü Konan'ı beceremeyip muhtemelen yani iş oraya doğru gidiyor. Konan becerilemeyip iş Uğur Çiftçi'ye doğru giderse Fenerbahçe taraftarının vereceği tepkiyi ben hayal bile edemiyorum. Ha Uğur Çiftçi kötü isim mi? Değil. Kötü bir futbolcu değil. Ama Sivassporlu Uğur Çiftçi hatta ben şunu söyleyeyim. Hem Konan hem Uğur Çiftçi alınmalı bence. Bana kalırsa. Çünkü madem
Ferdi Osayi'yi düşünüyorsun değil mi? Benim bildiğim kadarıyla İsmail Kartal Ferdi ve Osayi hakkında ne demişti? Hani övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Durduk yere bahsetmemiştir. Tahminime göre ve aldığım bilgilere göre diyeyim. Hepsinde de tahmin demeyeyim. Şimdi yanlış anlaşılabiliyor. Bence İsmail Kartal Ferdi ve Osayi için demiş. Yani onları şey yeteneklerine güveniyorum şöyle böyle. Muhtemelen ikisini de önde oynatacak. Birini sağda, birini solda. Çünkü ikisi de kuvvetli. Rakibi tehdit eden, şapkadan tavşan çıkarabilecek isimler. Sivas maçında mecburiyetten sol bek oynattı. Ya da sağ bek oynattı. Ama elinde bir sağ bek, bir sol bek ya da iki tane sol bek olursa ya Nazım'ı sağ bek de denir. Ne bileyim Tisserant'ı denir. Hatta Burak Kapacı'ya göndermez onu denir. Ama ya bana kanat alın sözleri dinlenilir. İsmail Kartal'ın. Ya da bence Fenerbahçe'nin yeni hücum kanatları Osayi ile Ferdi olur. Mantıklı. Yani Mesut oynayacağına, İrfan oynayacağına onlar oynasın. Mantıklı. Ama durum bu. Uğur Çiftçi konusunda dediğim gibi Fenerbahçe muhtemelen görüşme yapıyordur. Hatta Fenerbahçe'nin takas formülü konuştuğu iddiaları var. İşte Sivasspor Muhammed Gümüşkaya'yı istemiş. İsmail Kartal da gönderilmesine sıcak bakmamış Muhammed'in. Hatta İsmail Kartal diyor ki eğer Rossi'ye bu kadar tepki gelecekse ben sol açıkta Ferdi'yi oynatırım. Valencia'yı, Muhammed'i oynatırım. Bak aslında var ya Fenerbahçe taraftarının hep mesaj bunlar. Sen onu istemiyorsan sana bu müstahak diye. Ben hiçbir şey demem. Ben İsmail Kartal'ı ne yaparsa destekliyorum. Onu söyleyeyim. Görüşmeler devam ediyor diyor ama hani Fenerbahçe olarak biz biliyorsunuz en saçma olan neyse onu yaparız. Bu gidişte Konan diye çıktığımız yolda Uğur Çiftçi, işte Eren Elmalı ile transferi kapatırsak da kimse şaşırmasın. Ama ben yineliyorum. Bana göre, bana kalırsa yapacağımız ilk kap Konan olması lazım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar Aziz de sözleşme uzatmak için masaya oturacakmış. Serdar Aziz için birkaç kulüp devrede falan filan diyor. Geçiniz onu. Bu duyumları geçiniz. Serdar'la sözleşme uzatıldı. Kim Minji'nin sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma bedeli konuşuluyor. Tabii 23 yazıyor diye 23'e gidecek diye bir şey yok. İnşallah 50'ler 60'lar konuşulur ama çok da hayal dünyanızı çalıştırmayın. Yani bu şartlarda gidip gidebileceği en iyi 23 bandı olur. Ama iyi bir futbolcu. Eder mi? Bence eder. Ama bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'de kanat hamlesi Dijenepo. Hatırlıyor musunuz bu ismi? Hatırlıyorsunuzdur ya. Dijenepo'yu hatırlamıyor musunuz? Zamanında da vardı. Bu arada forma çekilişimiz çok yakında arkadaşlar. O yüzden kanalımıza bir an önce abone olun. Sonra yok ben aboneydim. Benim aboneliğim niye sayılmamış? Ben karışmam arkadaşlar. Oraya bir madde ekleriz. Son bir haftada abone olanlar diye. Ortada kalırsınız. Formalar dursun. Sol kanada Fenerbahçe yapmak istiyorum. Malili futbolcu Musa Dijenepo'yu kiralamak için Southampton'ın kapısı çalınmış. Öyle söylüyorlar. Hapşurasım geliyor ya. sonra ne olmuş? Birkaç gün içinde cevap bekleniyormuş. Hem sağda hem solda oynanabiliyor. 23 yaşında 1.77 boyunda. Değer 11 milyon euro. 22 kez Mali milli takımının formasını giymiş. Değer 11 milyon euro civarında. Standart Liège forması da giymiş. Fenerbahçe satın alma opsiyonu olup olmadığı bilinmiyormuş. Valla benim bir bilgim yok. Haberiniz olsun. Bana ulaşan bir bilgi yok. Ama Fenerbahçe'nin orta saha sol bek ve kaleci sol bek. Başka kimi konuştuk? Kaleciyi konuştuk, sol bek konuştuk. Hatta kanatları da konuştuk. Böyle bir transfer düzeni var. Durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Fenerbahçe'ye transferde kötü haber desem yalan olur mu? Olmaz. Çünkü Konan konusunda herhalde taraftar çıldıracak. Ama hayırlısı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir beğeniyi de çok görmeyelim.